Herkese merhabalar. Bugün gördüğünüz gibi duşakabinimiz kırılmış. Buradan alta su sızıyor. Ve buralar göl oluyor. Bu kapağı da o yüzden takılı bırakamıyoruz. Bu sebeple bunu bugün kapatmaya çalışacağım. Bakalım işe yarayacak mı? Alttan da destek vermeyi düşünüyorum. Önce silikon sıkmayı, sonra alttan destekleyerek bu açıklığı kapatmayı düşünüyorum. Sonra da üstten silikon sıkmayı düşünüyorum. Çünkü alttan desteklemediğimde yukarıdan baskıyla tekrardan aralara açılıp su gireceğini düşünüyorum. Şimdi işlemleri sırasıyla göstererek yapacağım. İyi seyirler, videomuz başlasın. Öncelikle yüksekliğimizi ölçelim. Çünkü desteğin ne kadar yüksekte olması gerektiğini karar vermemiz gerekiyor. Evet, 100 mm bir yüksekliğimiz olması lazım. Elimizde şöyle şunlar var. 80. Yüz milimetreye bu şekilde ulaşabiliyoruz. Matkap ucumuz hafşa başlı. Yani vidaları sıkınca kaybolacak, görünmeyecek. Cidden pille daha iyi oldu. Yoksa bunu sıkmak için sık gevşet sık gevşet yapıyorduk. Pille akımı daha yüksek çekebiliyor. Bu silikonlama yaparken kesinlikle eldiven kullanın. Çünkü yapış yapış oluyor eliniz, yağlı oluyor falan. Ben daha önce petek boruların altına sıkmıştım bunu. Güzel kuruyor, biraz geç kuruyor. O yüzden etrafa da dağılmaması için şöyle çift taraflı bant yardımıyla bir duvar yapacağım ben bunun etrafına. Şöyle. Tabi yetmeyecek, bir sıra daha yapacağız. Bu sefer uzunu bu tarafa atacağım. Aradan kaçaklar olmasın diye. Bakalım işe yarar mı, yaramaz mı? Kuruduktan sonra bir de su dökerek test ederiz. Evet. Bayağı bir sıktık. Bunu yayacağız. Güzel bir şekilde. Bayağı da kötü koktu. Çok fazla oldu ya. Hadi yerine gidelim. Evet, şimdi silikonumuz hazır. Şimdi bakıyoruz. Sığmayacak. Şu üzerindeki fazlalığı sıyırmamız lazım. Şu çift taraflı bandın seviyesine kadar olan kısmı alacağım. Şuradaki çatlak yere süreceğim. Buranın kuru olması gerekiyor ve kuru. Çok ağır kokuyor ya. Evet, şu anda N95 maskemi taktım. Of, rahat ettim. Nefes alamıyordum ya. Şimdi bunu iyice şu aralara gelecek şekilde
Şimdi. Evet. Bilmiyorum. Fazlalıkları alalım. Buraya da düşmüş. Kenarına sürelim. Burada da böyle. Aynen. Bakalım işe yarayacak mı? Şu anda 3-5 saat geçti. Ama daha içi kurumamış. İnce yerler kurumuş. Ama kalın sürdüğüm yerler daha tam kurumamış. Şu anda 7 saat civarında bir şey geçti. Evet, sertleşmiş. Hala biraz yumuşaklık var. Ve gördüğünüz gibi alttaki destek işe yaradı. Açıklığı kapattı. Şimdi üstüne çıkalım bakayım. Ayrılacak mı orası? Evet. Bir şey yok. Gayet iyi. Şimdi su açık test etme zamanı. Evet. Sıcak suyu aldım. Deliği kapatalım. Göl oldu. Şu an bizim yaptığımız yerden bir sızıntı gözükmüyor. Şimdi burası göl oldu. Su da sıcak. Bizim yerimizden su gelmiyor ama buradan geliyor. Çok yoğun bir şekilde. Şimdi şunu kapat, kaldıralım. Su gitsin. Şunu bir değiştirelim.